Arkadaşlar merhabalar. 3-4-5 yayınlarına ait bir soru. Güzel bir polinom sorusu daha arkadaşlar. Şöyle başlıyor soru. İkinci dereceden bir Px polinomu için Px'in sıfırdan büyük eşit olduğu söylenmiş. Bu önemli bir bilgi. Soruda bunu kullanacağız arkadaşlar mutlaka. P1 8'e P2 2'ye eşit olduğuna göre Px polinomunun baş katsayısının alabileceği tam sayı değerleri toplamı söyleniyor, soruluyor. Şimdi arkadaşlar madem Px polinomu ikinci dereceden bir polinom, o zaman ben Px polinomunu şöyle yazabilirim. Px şöyle bir şey olmuş olsun mesela. Ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinom olmuş olsun. Şimdi bu ifadenin daima sıfırdan büyük eşit olduğu söyleniyor. O zaman şunu da yazalım. Ax kare artı bx artı c sıfırdan büyük eşit olmalı. Çünkü bu Px değil mi? Daima böyle olacak. Peki eşitsizler konusunda önemli bir kazanım vardı hatırlarsanız. Şöyleydi o kazanım. Bir ikinci dereceden ifadenin daima sıfırdan büyük eşit olabilmesi için x karenin katsayısı olan a ifadesi her zaman sıfırdan büyük ve delta sıfırdan küçük eşit olmalıydı. Hatırlayın, bu önemli bir kazanım arkadaşlar. Bakın bu soru aslında bir eşitsizlik sorusu gibi de değerlendirilebilir. Polinom ve eşitsizlik karışık, güzel bir soru olmuş. Şimdi verilen bilgiler ne? P1'in 8'e eşit olduğu. P1 8'e eşitse arkadaşlar onu şurada kullanalım. P1 8'miş. Hemen x gördüğüm yere 1 yazıyorum. A artı b artı c'nin 8 olduğunu gördüm. Diğer taraftan p2'nin 2 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar onu da buraya yazayım. P2 madem 2 ise yine burada x gördüğüm yere arkadaşlar 2 yazarsam ne olur bu durumda? 4a artı 2b, yanlışlık yapmayayım. 4a artı 2b artı c. Bu da neymiş? 2'ymiş. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Soruda bana a ile alakalı bir şey sorulduğu için, çünkü baş katsayısı burada a olmuş oluyor, bu denklemleri a cinsinden yazmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi iki tane denklem var. Bu iki denklemi birleştirerek, bir araya getirerek, yani buradan a ile alakalı eşitlikler yakalamaya çalışacağım. Mesela şu 4a artı 2b artı c'yi hemen bunun altına yazayım. Bakın buradan aşağıdaki ya da yukarıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topladığımda c'leri yok ederim. E ne olur bu durumda? 3a artı b, şurası eksi 8 olacağı için değil mi? Şunlar şöyle 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 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 6 olur. Yani b'yi böylelikle arkadaşlar eksi 3a eksi 6 buldum. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar b burada kalsın. B gelip acaba şurada yerine yazsam, böylelikle C cinsinden arkadaşlar, C'nin A cinsinden değerini de bulabilirim. Hadi onu da yapalım. Şurası 4A. B gördüğüm yere arkadaşlar eksi 3A eksi 6 yazıyorum. Artı bir de burada ne var? C var. Aslında yukarıdakini de yerine yazmak daha mantıklıymış. Yani onu şimdi farkına vardım. Nerede hocam? Şurada. Bakın şurada arkadaşlar yerine yazarsak da olur. Yazalım. B gördüğümüz yere A artı B gördüğümüz yere eksi 3A eksi 6 yazalım. Bir de C'miz var burada. E bu da 8'e eşitse. Bakın ne oldu? Eksi 6'yı diğer tarafa at. C'yi yalnız başına bırak. Şurası eksi 2A oluyor. Değil mi? Eksi 2A oldu burası. Diğer tarafa attım 2A. Eksi 6'yı attım 14. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bak şu bilgiyi kullanacağız artık. Bu bilgiyi kullanma zamanı geldi. Delta sıfırdan küçük eşit olduğuna göre b kare eksi 4ac sıfırdan küçük eşit olacak. Bizim b dediğimiz ifadeyi a cinsinden yazalım. Yani eksi 3a eksi 6'nın karesi. A'yı da yazalım. Tamam. C dediğimiz ifadede arkadaşlar 2a artı 14. Bu ifade sıfırdan küçük eşit olacakmış. Tamamdır. Hadi birincinin karesi arkadaşlar, parantez kare alıyorum, tam kare ifade. Eksi 3a'nın karesi 9a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36a. İkincinin karesi 36. Burada 4a ifadesi var. 4a'yı dağıtıyorum. 8a kare olur. Şurayı dağıtıyorum. Eksi 54a olmuş oldu. Değil mi? 4 kere 4 16. 54 değil. Ne? 56a oldu. Tamam. Şurayı da şöyle yaptım. Tamamdır. Şimdi bakalım 9a kare eksi 8a kare, o zaman burası a kare olur. 56a eksi 20a olur. Şurada da bir 36 var. Şimdi gençler, işte dediğim ikinci dereceden denklem karşımıza çıktı. Çarpımları 36, toplamları 20'yi veren iki tane sayı var mı? Var. Bunlar eksi 18'e eksi 2 olur. Doğru mu? O zaman şöyle yapalım.
Bu ifadeyi a-18 ve a-2 diye çarpanlarına ayırdık. Köklerden biri 18, diğeri 2 çıktı. Hemen tabloda arkadaşlar inceleyelim bu durumu. 2 ve 18'i yazdım. Bakın eşitlik olduğu için bu kökler dahil olacak. O yüzden bu kökleri dahil ediyorum. Baş katsayısının işareti artı olduğu için artı, eksi, artı. Benden sıfırdan küçük olan yerleri ve eşit olan yerleri soruyor. Demek ki A 2 ile 18 arasındaki sayılardan oluşmak zorunda. Bu arada A'nın sıfırdan büyük olduğunu da olması gerektiğini de arkadaşlar unutmuyorum. Bu eşitsizlikte dikkat edin. X'in kesişiminde herhangi bir sorun yok. 2 ile 18 arasındaki sayıların hepsini alabilirim. Peki bunların toplamını soruyordu arkadaşlar bana. Tam sayı değerleri toplamı. O zaman 2'den başlayıp 18'e kadar olan sayıları toplayayım. Ben 2'den başlamayayım. Sanki 1'den başlıyormuş gibi düşüneyim. 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı 18 çarpı 19 bölü 2'dir. Yani kaç yapar bu? 171 yapar. Ama şu 1'i ekstradan yazdığı için diğer tarafa atıvereyim. Benim aradığım arkadaşlar bu toplam. Bunu da T ile gösterirsem. Dolayısıyla 170 olur diyebilirim. Arkadaşlar bence şahane bir soru. Çok güzel bir soru. Yani tam AYT'de çıkmalık bir soru işin açıkçası. Hem polinom bilgisi hem ikinci dereceden bilgisi hem eşitsizlik bilgisi arkadaşlar. Her türlü kazanım soruda var dikkat ederseniz. Böyle soruları dikkatle dinleyin. Ne yapıldığını anlayın. Arkadaşlar bu tarz sorularla karşılaştığınızda bu çözümler aklınıza mutlaka gelecektir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.